Merhaba arkadaşlar. 6 Mart Pazar 2022 iddia programı ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia bülteni iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiz. Tutma olası oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiz. Tekli banko kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye, kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Tabii ki de ben buradan kimseyi zorlayamam. Teklifleri sunuyorum. Başarılı olduğunuzu, para kazandığınızı söyleyebilirim ama karar sizin. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katılda sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Watford kendi evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Arsenal Lig'de 6. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 14 galibiyet. 3 beraber 7 mağlubiyet aldı. 38 gol attı. 27 gol yedi. 45 puan topladı Arsenal. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet. 1 beraberlik. 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması. Kendi evinde Wolves'la oynadı. Ve 2 birlik skorla Wolves'u yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında 3 tanesini Arsenal 2.5 üstte tamamladı. Watford ise 26 karşılaşmada 5 galibiyet. 4 beraberlik. 17 mağlubiyet aldı. 25 gol attı. 47 gol yedi. 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanda Manchester United ile oynadı ve golcüsü 0-0'lık skorla Manchester United berabere kaldı. Vartus goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 atla tamamladı. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'deki Watford Arsenal karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı Handicap 2-0. Maç saatine sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiz. Fransa Lig 1'de saat 17'de Rens Angers'ı konuk ediyor. Rens 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraber 9 mağlubiyet aldı. 51 gol attı. 25 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Montpellier oynadı. Ve Montpellier'ı 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Rens. Angers ise 26 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraber 11 mağlubiyet aldı. 31 gol attı. 38 gol yedi. 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 5 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Lens'le oynadı. Ve Lens'e e 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşı 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Angels. Fransa Ligue 1'da saat 17'deki Rennes Angers karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiz. Almanya Bundesliga'da saat 17.30'da Mainz kendi evinde Dortmund'u ağırlıyor. Dortmund ikinci sırada yer alıyor. 24 da 16 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 64 gol attı, 37 gol yedi, 50 puan topladı Dortmund. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını deplasmanda Augsburg'la oynadı ve 1 birlik skorla Augsburg'la berabere kaldı. Dortmund son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 üstle tamamladı. Mainz ise 24 karşılaştığında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 29 gol yedi, 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Union Berlin'le oynadı ve 3 birlik skorla Union Berlin'e mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üst, 3 tanesi de 2.5 üstte tamamladı Mainz. 17.30'da Almanya Bundesliga'daki Mainz Dortmund karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu bir buçuk üst. Maç saatine sakat ve cezaları bakma ihmal etmeyin. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Köln kendi evinde Hoffenheim'ı konuk ediyor. Hoffenheim ligde 6. sırada yer alıyor. 24 karşılıklı 12 galibiyet 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 47 gol attı 36 gol yedi 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Stuttgart'la oynadı. Ve 2 birlik skorla Stuttgart'ı yenmeyi başardı. Son 5 karşılıklı 3 tanesini 2.5 üst iki tanesi bir buçuk üstte tamamladı. Hoffenheim. Köln'e baktığımızda 24 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraber 6 mağlubiyet aldı. 36 gol attı. 38 gol yedi. 36 puan topladı. Köln son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma deplasmanda Fürth'le oynadı. Ve 1 bir skorla Fürth'le berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmanın 2 iki tanesini 2.5 iki üstte, 1 bir tanesi 1.5 üst, 2 tanesi de 2.5 altta tamamladı Köln. Saat 19.30'da Bundesliga'da Köln-Hofayam karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 20'de İtalya Serie A'da Juventus kendi evinde Spezia'yı konuk ediyor. Juventus Serie A'da 4. sırada yer alıyor. 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 25 gol yedi, 50 puan topladı Juventus. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasman Empoli ile oynadı. Ve 3-2'lik skorla Empoli'yi yenmeyi başarı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Juventus. Spezia ise 27 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 49 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşması Spezia 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Roma ile oynadı ve 1-0 Roma'ya kendi evinde oynadı mağlup oldu. Goller için son 5 karşı 3 tanesini 2.5 üst, 2 iki tanesini 2.5 iki altta tamamladı Spezia. Saat 20'de İtalya Serie A'daki Juventus Spezia karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli ve kombine tahminlerimi telegram grubunda ara ara paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tuttuğunu riski seven, idealci olmayıp yüksek olan isteyenler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri bir üst gole deneyebilirler ya da canlıda dakika bekleyip yüksek orandan değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım riskli olan nesine yüksek oran tahminlerimden ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 ve üzeri olan hava şartları, kadro, takım dizi işleri, özet görüntüler, hakem, analiz ve istatistik verilerini dikkate alıp emek harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için çok önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz, Bay bay.